Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda herkesin aklındaki o soruyu cevaplayacağız. Market buradan dönecek mi? alt Altcoinler artık yükselmeye başlayacak mı? Biliyorum ki hepiniz bunu bekliyorsunuz. Bazılarınız alt altcoinlerde spot alım yaptı. Bazılarınız ise vadeli işlemlerde zararda şu anda ve lik olup olmayacağını ya da stop olup olmayacağını merak ediyor. Bununla ilgili bir gelişme öğrenmek istiyor. Elimden geldiğince bu videoda sizlere neler var, neler oldu, neler olabilir, kendi planlarımı da dahil olmak üzere her şeyi detaylı bir şekilde açıklamaya çalışacağım. Başlamadan önce biliyorsunuz bir Twitter hesabı oluşturduk. Analizleri, incelemeleri ve eğitimleri burada paylaşıyorum. 3 saat önce de Bitcoin ile alakalı bir analiz paylaştım. Şu şekilde orta vade, kısa vade her şeyi açıkladım arkadaşlar. Mutlaka hepinizi Twitter hesabına bekliyorum. Burayı da takip etmeyi unutmayın. Açıklamalarda ve yorumlarda linkler mevcut arkadaşlar. Peki Bitcoin'de neler oluyor? Şu anda Bitcoin 65.940 seviyesinde ve son yaptığı 4 saatlik mumla bu seviyeye kadar çıkabildi. Onun öncesinde fiyatta şöyle bir düşüş hareketi gözlemlendi ki bu düşüş hareketini bekliyorduk. Daha önceki hazırladığım videoda zaten izleyenler bunu bilir, izlemeyenler de açıp izleyebilir. Buradaki düşüşle birlikte tam altın temas edilip temizlenmeyeceğini düşünüyordum ve bunu da sizlere bildirdim. Peki buradan sonra ne olabilir? Ne yaşanabilir? Bu bizim için önemli. Ve burada geldi üst bandı dene buradaki yeşil kanalın içerisindeki bu kanalın ne anlama geldiğini aşağıdaki seviyelerin ne için önemli olduğunu mesela bu seviyelerden bir tanesi aylık açılış seviyesi bazı aylık kapanış seviyesi oluyor. Bunlar hepsi key level olarak destek direnç noktası olarak çalışıyorlar. Yani supply demand kullananlar bunun farkındadır ki destek noktaları aynı zamanda talep noktalarına denk geliyor. Bu noktalarda emirler doldurulup tekrardan yukarı yönlü hareketler başlıyor. Şu anda gördüğümüz harekette benim şahsi olarak görüşüm bariz bir zayıflık var. Ve bu zayıflığı aslında grafiğin geçmiş görünümlerinde de defalarca bize gösteriyor hareketler. Mesela bu hareketi nerede gösteriyor bizlere? Hemen burada grafiğin geçmiş boyutunda bir düşüş hareketi gerçekleşmiş, bir oyalanma olmuş, buradan tepki almış, sonrasında tekrar geri çekilmiş. Baktığımızda 4 saatlikte tekrardan buradan tepki almaya çalıştı. Ancak güçlü bir talep noktasından sekmedi hareket daha zayıf bir talep noktasından sekti. Şuradaki mumu bakacak olursak bu mum nereye kadar düşmüş? 64.942 seviyesine kadar. Peki buradan sonra nereye geri çekilmiş? 65500 65.500'lere. 65.500'den sonra açılan 4 saatlik mum nereye temas etmiş? 66.600 seviyesine. Sonrasında bu içeride bir oyalanma ve yükselebileceği maksimum konum olan 66.913'e kadar çıkmış. Buradan geri çekilmiş tekrar düşmüş. Bu düşüşle beraber Bitcoin dominansı da tetiklenmiş ve şöyle göstereyim. Bitcoin dominansı da burada red yemişti. Red sonra geri çekilme yaptı. Bu geri çekilme ile birlikte destek konumu olan 55,22 seviyesine kadar çekildi. Altına geri çekildi. Kırılım gerçekleştirdi. 4 saatlikte kapanış oldu. Ama tek mumla birlikte Bitcoin dominansı burayı açtı. Sonraki 4 saatliklerde de yukarı yönlü olarak hareketini devam ettirdi ve şuradaki trendinde üstüne atmaya çalışıyor ancak hemen yakınlarından red yedi. Burada da bu noktanın çalıştığını önceki seviyelerde görebiliyorsunuz. Yani bizim 13 Haziran tarihinde, 14 Haziran'da, onun öncesinde 11 Haziran'da bu 3 günlük, 4 günlük süreç içerisinde noktasal olarak çalışan trend Aynı şekilde burada da tepki verdi. Yani burada da bir baskıyla karşılaştı dominans ve tekrardan aşağı yönlü olarak kendisini saldı. Bu da alt küçük rahatlamalara neden oldu. Hemen yan tarafa bakıyoruz. VLD mesela %8, %9'luk bir düşüş kaydetmiş. GRT aynı şekilde %7, %8 düşüş ki bu dominansın geri çekilmesiyle birlikte kalan rakamlar. Aşağı baktığımızda birçok projede bunu görebiliyoruz. XRP ise marketin tersine bir hareket sergiliyor ve genelde XRP'de böyle bir yükseliş olduğunda anlayın ki market tekrardan düşme eğiliminde olacak ki bu durumu aslında bilen çok fazla kişi var piyasada. Yani XRP bir ters indikatör olarak çalışır. Ne zaman ki sert bir yükseliş yapar, piyasa bunun tersine bir hareketle birlikte kendisini düşürür. Genelde de bu bir düşüş sinyalidir. Son dönemlerde böyle çalıştığı görülür. Tabii ki buna bağlı olarak işleme girilmez ancak en azından dersiniz ki XRP yükseliyorsa ben bu piyasada bir adım atacaksam üç kere düşünmem gerekiyor. Böyle bir düşünce içerisine girebilirsiniz. Haricinde Tether dominansına bakarsak Tether dominansı bizlere önemli ipuçları verecek. Nedir bu ipuçları? Bakın Tether dominansı da yükseldi düşüşlerle ve özellikle de altcoinlerdeki dominans etkisiyle yaşanan düşüşte Tether dominansı yukarılara çıktı. Burada tekrardan key level olarak çalışan ve güçlü bir direnç konumu olan 4,84 seviyesinden tekrar aşağı kırılma içerisinde oldu. Ancak burada da minik bir destek konumunda şu anda. Burada tekrardan toparlayabilir ve yukarı doğru gidebilir. Tether dominansının yukarı gitmesi demek tam para çıkışının devam edeceği anlamına geliyor. Ve bana göre zaten Twitter'da da bunu paylaştım arkadaşlar. Burada önemli bazı seviyeler vardır. Hemen orasını bulayım sizlere. Bakın burada arz talep bölgeleri olarak belirlediğim bir bölge var. Ne bu? 64.000 ile 65.000 aralığı. Burada düz rakamlar olarak söyledim ki herkes bu rakamları görebilsin anlayabilsin. Mevcut fiyatın hemen altında yoğun talep gözlemleniyor diye de belirttim. Yani talep noktası daha aşağılarda. Talep noktası 64.000 ile 65.000 arasında ki zaten burada da kritik nokta olarak benim belirlediğim seviye 64.307 seviyesi. Buraya kadar bir düşüş hareketi bekliyorum ben ve beklemeye de devam edeceğim. Ki zaten burada yaşanan hareket de aslında beklendik bir hareket. Bu hareketin güçlü bir talep noktasına gelmeden yukarı devam etmesi için belli başlı konfirmasyonların ve naratiflerin oluşması gerekir. Bunlar oluşmadığı sürece bu hareketteki zayıflık bize burayı işaret ediyor. Ama bu tweet'te aynı zamanda olumlu senaryoları ve bunları nasıl değerlendirebileceğimizi de anlattım. Bakın yol haritası ve strateji diyorum. Bunu okumadıysanız Twitter hesabına gelip bunu okuyun. İşinize yarıyorsa da arkadaşlar beğeni butonuna basıp takip edin. Çünkü ilerleyen günlerde de çok güzel paylaşımlarım olacak, eğitim içeriklerim olacak. Bunları da kaçırmamış olursunuz. Yani kısaca demek istediğim, ben burada bir işlem alırsam buradan zarar etme olasılığım yüksektir. Ancak diyorsanız ki ben zaten kademe kademe ekleme yapıyorum. Kademe kademe olay yürütüyorum. Burada altcoin'lerde eklemeler yapılabilir. Çünkü %10'luk, %15'lik geri çekilmeler oldu. Dogecoin'de de önceki düşüşte açıkladığım bir durum vardı. Neydi bu durum? Dogecoin düştü ancak tam anlamıyla beklediğim seviyelere geri çekilmemişti. Burada bakıldığında tekrardan bir düşüş olabileceğini, FOMO'ya kapılıp işleme girilmemesi gerektiğini ancak uzun vadede Dogecoin'de beklentilerim olduğunu, orta vadede beklentilerim olduğunu söylemiştim ki Beni de haksız çıkarmadı Dogecoin grafiği. Bu dominans düşüşüyle birlikte Dogecoin de etkilendi. Ve sert şekilde geri çekildi. Nereye kadar geri çekildi? 0,12.500'lere kadar geri çekildi. Yani 12.5 cent civarlarında kendisine bir destek buldu. Ama bu da bulduğu destek çok sağlam bir konum değil. Neden sağlam bir konum değil? Çünkü bu destek aslında dominansın toparlamasıyla birlikte çalıştı. Yani tamamen Dogecoin'in saygı duyduğu bir konumdan ziyade genel anlamda altcoin'lerle birlikte genel verdiği bir tepki olarak yorumlayabiliriz. Peki ben ne yapmayı planlıyorum? Nasıl ilerleyeceğim? Nasıl yol alacağım? Benim beklentim sert bir hareket daha bekliyorum. Bu sert hareketle birlikte ne zaman ki Bitcoin'deki hareketliliği göz dolduracak şekilde yani şöyle hacimli bir mumla düşüş görürsem burada giriş yaparım ve piyasa girişi yaparım. Direkt piyasa girişiyle birlikte yaptığım karları da alırım. Size ne tavsiyem şudur. Bu dönemde kar gözünüze güzel geliyorsa isterseniz güzel gelmiyorsa dolar olarak küçük durabilir rakamlar mesela 50 dolar çok küçük durabilir ancak 50 doları 33 ile çarptığınızda daha büyük gözükecektir gözünüze ve o 50 doları 33 ile çarpıp Türk lirasına dönüştürüyorsunuz ya gözünüze büyük bir rakam gibi geliyorsa ya da bir maddi değer olarak işinize yarıyorsa o karı alın arkadaşlar bu piyasa gerçekten çok zor ve şu anda belki de Global piyasalar arasındaki en zor piyasalardan bir tanesi. Çoğu insan burada zarar etmek zorunda. Siz kar edebiliyorsanız bu karı çekin, tekrar deneyin. Burası sizin bir para kazanma aracınız olsun. Yatırım olarak bakıldığında 5-10 proje dışında uzun vade tutup da işte yıllarca bekleyebileceğim çok fazla proje olan bir sektör değil şu anda. Çoğu sektörde Ponzi'ye kayıyor para ve Ponzi'ye kaydıkça da bu durum kısır döngüye giriyor. O yüzden kar alabilenler alsın alamayanlar da bir şekilde kendini bu piyasadan daha rahat bir şekilde hareket edebileceği piyasalara doğru aktarmaya çalışsın arkadaşlar. Benim size naizane tavsiyem budur. Burada çok fazla para kazanabilirsiniz. Ancak görüldüğü gibi ancak görüldüğü gibi çok fazla da kaybedebilirsiniz. Şuradaki düşüşteki düşüşün şuradan daha az olması mesela bunun en bariz örneğidir. Buradaki düşüşte Bitcoin fiyat hareketi Alt çok etkilemedi çünkü dominans baskılanmadı. Ancak burada dominans baskısıyla birlikte alt yüzde %10'un üzerinde geri çekilmelerle etkiledi. Çoğu kişi burada mesela para kaybetti. Bunu da unutmayın. Dediğim gibi eğer videoyu yararlı bulduysanız mutlaka beğeni butonuna basın. Fikirlerinizi belirtin. Hakaret içermeden eleştiri de yapabilirsiniz. Çünkü eleştirinin amacı pozitif olarak bana bir şey sunmaktır. Beğenmediğiniz bir şeyi düzeltmemi sağlamaktır. Amacınız hakaret etmekse ya da izlediğiniz farklı kişilerden, farklı kanallardan gelip de hiçbir şey bilmiyorsunuz şu bu demekse bunlar zaten benim umumda değil. Ben sadece kendi analizlerimi, kendi planımı sizlerle paylaşıyorum. Bunu nasıl değerlendireceğiniz size kalmış. Kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Hiç kimseye de ben %100 biliyorum tarzında bir şey söylemedim. Hiçbir videomda da böyle bir şey bulamazsınız arkadaşlar. O yüzden karşınızdakine saygılı bir şekilde yapacağınız tüm yorumları açayım ve hepsine de cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi hepinizi Twitter hesabına bekliyorum. Haricinde de arkadaşlar aşağıda BitGet partnerlik linki var. Oradan da BitGet'e kaydolup işlemlerinizi burada açarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de içeriklerin daha fazla gelmesini sağlarsınız. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.